Yemenli, Medine'de yaşıyor, adı Mahmut Ahmet Ataullah, ticaretle uğraşıyor. Fahire Hanım'ın karşılaştığı Türk turistleri anlattıklarına göre olay şöyle gerçekleşiyor. Zorla alıkonulan ve 6 yıl boyunca evden çıkartılmayan Fahire Hanım'ın 3 çocuğu olmuş. Tünel faciasında yaralanınca onu kaçıran Mahmut, Ataullah belediyede çöpçülük yapıyormuş. O dönem zor şartlar altında her birimden yardım istenmiş. Fahire Hanım'ı hastaneye götüreceğini söyleyen Ataullah genç bayana ikinci eşi olması ve hasta olan ilk eşine bakması için evine kapatmış. Medine'de herkesin bu kadını tanıdığı fakat eşi ve oğlundan çekindikleri için sustukları belirtiliyor. Türkiye'de Müge Anlı'nın programında arandığını duymuş Fahire Hanım. Çocuklarını ekranda görünce kendilerini kurtardıklarına çok sevinmiş. Ama dönmek için bir çaba göstermemesi herkesi şaşırtıyor. Zira durum sanıldığından çok daha farklı. Suudi Arabistan yasalarına göre kadın kaçırmanın cezası kamuya açık bir alanda kafanın kesilerek idam edilmek. Şu an 80 yaşın üzerinde olan Mahmut Ahmet Ataullah 26 yıl önce kadın kaçırmaktan idam riskiyle karşı karşıya. Fakat Fahire Hanım Arap eşinden olan çocuklarının ısrarı üzerine Mahmut Bey'i idamdan kurtarmak için onun kendisini kaçırdığını inkar etse, yani isteyerek evlendiğini söylese, bu kez de kendisi risk altında. Zira evli olduğu halde başka bir adamla zina yaptığı gerekçesiyle başı dışarıda kalacak. Şekilde toprağa gömülecek ve recmedilecek. Orta Doğu'da kadın olmak işte bu kadar zor.